Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı'nı 17 günlük tam kapanmanın gölgesinde geçiren esnaf umudunu bağladığı bayram öncesi raflarına yeni ürünlerini koydu. Antalya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Selahattin Çetin, bayram öncesi esnafın beklediği satışı yapacağını belirtiyor. Ramazan bayramı COVID-19 salgını nedeniyle 17 günlük tam kapanmanın gölgesinde geçmişti. İş yerlerini açamayan, ürünleri ellerinde kalan esnaf umudunu Kurban Bayramı'na bağlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatilini 9 gün olarak açıklamasının ardından kimi tatil bölgelerine akın etti, kimi de bayram alışverişinin telaşına düştü. Kurban Bayramı için artık geri sayım başladı. Esnaflar çeşit çeşit ayakkabılarını bu şekilde tezgahlara koydu. Müşterilerinin geleceği o anı bekliyor. Beklentimiz var fakat tatil çok uzun. İnsanlar tatil beldelerine, tatil merkezlerine gitmeye başladı. Çünkü çok uzun bir kapanma süreci geçirdik. Bununla beraber ama yine faydası olacağını düşünüyoruz. Bir kapanma sürecimiz olmuştu Ramazan içerisinde. O kapanma sürecinden sonra bizim de tahmin ettiğimiz gibi oldu. Ben bayrama doğru daha iyi olacağını düşünüyorum. Önceki bayramlar gibi bir hareket olur mu? %30-%40 bir düşüşle geçecek. Ekonomik diyelim. Kurban Bayramı biraz daha masraflı bayram olduğu için yani insanlar şu an dışarı çıkmadığı için tabii elbise, ayakkabı olsun bu tarz şeyler eskimediği için eski şeylerini değerlendirecek diye düşünüyoruz. Eskiden bütün memleket çarşıya iniyordu. O yüzden beklenti büyük oluyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi herkes kendi semtinde alışverişini yapıyor. Çok daha fazla bir beklentimiz yok bayramda yani. Antalya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Selahattin Çetin bayram öncesi esnafın beklediği satışı yapacağını belirtiyor. Şimdi tamamıyla insanların ihtiyaç olduğu bir süreye giriyoruz. Çünkü düğünler açılıyor. Turizm sezonu açılıyor. Efendim adamlar 1,5 yıla yakındır bir tüketim yapamadılar. Alışverişte bulunamadılar. Ama ben tahmin ediyorum ki bu bir hafta içerisinde inşallah esnafımız istediği işi yakalayacaktır. Başkan Çetin vatandaşın ekonomik durumunun kötü olsa da satışların eski günlerdeki gibi iyi olacağını söylüyor. Vatandaşın içerisinde çok zor durumda olanlar da var. Ama alışveriş edenler de var. Yani ben tahmin ediyorum ki yani hani nerede o eski bayramlar diyoruz ama olana şükretmemiz lazım. İnşallah olacağına inanıyorum.